Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle Giresunspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Takıma da başarılar diliyorum. Bugün de dirençli, koşan, sonuna kadar oyunu bırakmayan bir Giresunspor vardı. Biz iyi başlamıştık ama daha sonra onların dirençli, agresif ve hızlı çıkışlarına karşı bir ara bocaladık. Gol de yedik. Bir oyuncu da kaybetmiş olduk, yani Cenk'te sakatlık geçirdi ama dağılmadık. Oyunun, maçın önemini biliyorduk. Bütün oyuncular bu konuda hazırdı. Daha sonra da goller geldi. 3-1 kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Top kayıplarımız vardı biraz. Bazen uzun gereksiz toplara attık. Bazen top kaybıyla rakibe şans verdik. Ama iyi işler de yaptık. Hatalarıyla, sevaplarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Rakibi de dirençlerinden dolayı tebrik ediyorum. Maç seyirci açısından gitgelli olduğu için izlenecek bir maçtı. Taraftar çok güzel destek oldu. Yanımızdaydı. Geçen maçın etkisi de vardı bu maçta. Yani olumlu açısından pozitif bir sinerji vardı. Sonuç olarak maç bittiğinde Amir'i kaybettik cezalı oyuncu olarak. Cenk'in sakatlığı var. Yarın MR çekecekler. Bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Yarın da Tayyip ameliyat olacak. Durumumuz bu. Zaten geldiğimizde ben hep korkum oydu. Onlara layık bir takım olmak, onlara layık bir hizmette bulunmak bizim için önemliydi. Çünkü güzel futbolu, heyecanlı, coşkulu futbolu, rakibe karşı üstün olan bir oyunu istiyordular. Bu konuda aşama var bizde ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız. Rakibi daha az hata çıkarmalıyız. Daha çok gol pozisyonu yönetip goller atmalıyız. Ama bundan bile mutlu oluyorsalar daha iyi olabilecek takımız bu oyuncularla, ama yeri gelirse yeni oyuncularla da olabilir uzun vadede. Ama şu andaki takım başlangıç olarak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Gireni çıkanı fark etmez. O konuda oyuncular da yavaş yavaş buna alıştı. Seyirci mutlu oluyorsa, seyircinin olumlu tezahüratı ve sinerjisi sahaya yansıyorsa, oyuncunun da görevi, ben de dahil hepimizin görevi onları mutlu edebilmektir. Mutlu olduysalar ben hem desteklerine teşekkür ediyorum, hem de ben de onlarla gurur duyuyorum. Çünkü güzel olan bu. Yani takımın taraftarlığıyla bütünleşerek maçtan başından itibaren sonuna kadar aynı duygularla savaşmak ve bittiği zaman da mutlu olmak bu işin en güzelini. Bugün de öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii eksiklerimizi onları söyledim. Yine olacaktır. Futbol hatalar oyunudur. Ama güzel olan taraf, bu olumsuzluklara rağmen bu maçtan da 3 puanla çıktık. Giresunspor'u da ben bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü çok hırslıydılar, çok çalışkandılar. Bir maç öncesine göre çok farklı bir takım gördüm burada. Onlara da başarılar diliyorum. Yol uzun. Daha çok yolumuz var. Yolun başındayız. Çünkü takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada sakatlarımız da oldu ama yaptığımız şey şu. Bir oyun felsefesini oturtmak ve belli ilkeler, prensipler içerisinde oyuncularımın adaptasyonunu, çünkü bunu anlatımla, karşılıklı diyalogla olacak bir şey. Yoksa ben böyle isterim tek demekle de olmuyor. Alttan almak da doğru olmuyor. Şu anda bu sene ben hiç sıralamaya bakmadım. Hep söyledim size, paylaşıyorum. Sıralamaya bakmadan sadece oyuna odaklı ve her maçı kazanmaya, ama aynı kazanırken de oyun oynamaya, oyunumuzu geliştirmeye düşünüyordum. Ve bunu, bu konuda mesafe aldığımızı düşünüyorum. İşte orta sahada bazen fazlalık veya eksiklik olan dönemler oldu. Bir ara eksik hiç kimse yoktu. Bir ara fazlalaştı. Stoper'de yine arayışlarımız oldu. Ama şöyle baktığımız zaman bu kadro eğer oynarsa seneye, yani onu söylemek belki erken ama 2-3 oyuncudan daha bir iyi kadro yapılabilir. Ama çok iyi 3 oyuncuyla öyle görünüyor. Ama şu andaki eldekiler de iyi. Ha, bunlar iyi oldukça işler değişebilir. Ama bunların da transferi, işte kalması, gitmesi, onun için uzun vadeli işleri şu anda gündeme getirmek istemiyorum ama az evvel yayıncı kuşa da söyledim. Takıma katkı yapan, takımı büyüten her oyuncu burada kalmalı, kalacaktır. Ben de dahil. Burada takıma hizmet için buradayız. Ama bunu yapamayan, eksik kalan zaten gidecektir. Onlar için değil. Yani burada takımda oynamasına gerek yok dediğiniz oyuncunun gidip başka takımda oynaması hem onun için hem bizim için iyidir. Ama oynayanların da önünü açacağız.